Şeyin doğum günü için bir hediye getirdim. Ne? O çirkin parti şapkasını mı takmamı istiyorsun? Pekala, şimdi mutlu musun? Ben geri almadan önce hediyeni aç. Bu ne olabilir ki? Dikenli bir bileklik mi? Onu istemiyorum. Onun yerine bir kayka istiyorum. 10.000 dolar mı? Benim o kadar param yok ki. Hey hey! Bak, cüzdanım örümcek ağlarıyla dolu. İşte şimdi üzüldüm. Buna ne dersin? Bu bir iş çarkı. Hangi işe denk gelirse gelsin, Wednesday o işi almak zorunda. Çevirelim bakalım. Olamaz. Nereye gitti? Dişlerimi düzeltebilir misiniz? Sanırım artık bir dişçiyim. Aletleri görmek istiyorum. Hadi dişlerini kıralım. Hayır. Dev bir şırınga kullansak nasıl olur? Hayır, hayır. Buldum. Dişini çekmeliyiz. Yok artık. Aa, bekle. Daha iyi bir fikrim var. Ok ve yay. Dişinin etrafına biraz ip bağlayacağım. Ve diğer ucunu oka bağlayacağım. Hazır mısın? Vay canına, çirkin dişim yok oldu. Şimdi ne olacak? Önce dişlerini göreyim. Aç bakalım ağzını. Ön dişlerini değiştirmemiz gerek. Doğum günü mumlarına ne dersin? Mutlu yıllar sana. Hayır mı? Solucanlara ne dersin peki? Hayır. Pekala. Jelibon? Ben gummy bir yüzü seviyorum. Artık gidebilirim. Hayır. Para yoksa jelibon da yok. Pekala. İşte para. Harika. Şimdi gidebilirsin. Bugün çok para kazandım. Bir sonraki işi ne oldu şimdi? Barbie bebeği olan bir kuaför müyüm? En azından doğrama bıçağım duruyor. Ne? Kesilecek bir kafa daha. Hayır. Bana bu Barbie saç modelini yapmanı istiyorum. Ah harika. Kesme tahtasına uzan lütfen. Bu bıçak numarasını şefken öğrenmiştim. Sushi saç modeli mi planlıyor? Doğrama yeteneğime baksana. Mükemmel. Sonra çamaşır makinesine girmen gerekiyor. Böylece saçını siyaha boyayabiliriz. Ay! Ah! Wow! Aa, işte oldu. Mükemmel görünüyorsun. İşte ödemen. Ama... Ne? Ah, olamaz. Parayı hemen alacağım. Ben bir diş perisi miyim? Bu çok saçma. Çıkar şu çirkin kanatları. Keşke yok olabilsem. Tekrar dene. Oh, işe yaramıyor. Dişini istediğimi sana düşündüren nedir? Bak evlat, sana verecek param yok. Cüzdanım bomboş. Anladın mı? Boş. Ama ben dişim için para dedim. Sana hayır dedim. Çeneni kapasan iyi olur. Gülmek istemiyorsan ben seni güldürürüm. İşte. Dişini geri istiyorsun ha? Bunun için bir çözümüm var. Hadi şu bandı çıkaralım. Şimdi ağzını iyice aç. Dişini yerine yapıştıracağım. Hayya! Mükemmel. Dişim geri mi geldi? Vay canına. Ah, oh, bu işten nefret ediyorum. Vay be. İşte ödeme. Aferin sana. Bir peni mi? Her neyse. Para paradır. Bozuk para kabul etme. Kapa çeneni ve al şunu. Bu seferki iş ne? Spot ışıklarından kurtulmak. Görünüşe göre ben bir veterinerim. Peki aletlerim nerede? Steteskop ve bir şırınga mı? Şırıngayı seçiyorum. İşte ilk hastam. Buraya gel. O iğne çok korkutucu. Sakin ol. İğne falan yok. Sana bu iksirin bitkiyi nasıl daha iyi bir şeye dönüştürebileceğini göstereyim.
Bak şirin şey. Keskin dişlerini sakla. Tamam, başka iğne yok. Köpeği kontrol edelim. Köpeğin patisini kıymıkla sakatladı. Tek ihtiyacımız olan bir pompa. Dur bakalım. Sorun çözüldü. Ah, çok rahatladım. Dayan biraz. Çıplak ayakla gitmesine izin veremezsin. Neden iğne kullanıyorsun? Hey! Balonları köpeğin için ayakkabı olarak kullanacağız. Yaşasın! Köpeğim çok daha iyi hissediyor. Benim balonum lütfen. Sana ne kadar borcum var? Bu yeterli olmalı. Şimdi git buradan. 50, 100... Tak tak. Para teslimatı. Çok güzel. Wednesday'in bir sonraki işi sushi evinde aşçı ha? Yani bıçaklarla oynayabilirim. Hayır, onunla yemek yapman gerek. Bu tarifi yapabilirsin. Sushi yapmalısın. Sushi mi? Bir bakayım. Sushi demek balığa ihtiyacım var demek. Ve bu deniz kızının bir balık kuyruğu var. Malzemeyi buldum. Onu yakalamak için birkaç bacağa ve bir ağa ihtiyacım olacak. Bugün büyük bir av var. Buraya gel. Yardım edin, yardım edin. Vay canına. Aşçı bana bacak verdi. Balık kuyruğu için teşekkürler. Yeni bacaklarıma bayılıyorum. Hadi keselim. Bıçaklarla her zaman eğlenirim. İçindeki şeyleri çıkarmam gerekiyor. Buldum. Taze balık eti. Özel bir nigiri servis edilecek. Bacaklarınızı masadan çekin. Yemeğiniz geldi. Bu da ne böyle? Tanıdık kokuyor. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Çok güzel. İşte ödemeniz. Güzelmiş. Bunu kumbarama koyacağım. Aç kapıyı şey. Teşekkür ederim. Şimdi de sinemada güvenlik görevlisiyim. Şekere izin yok mu? Bunu yapabilirim. Dur. Sinemada şeker yasak. Sana şeker yok dedim. Yoksa... Bu eğlenceliydi. Kes şunu. Şeker yok. Bende şeker yok ki. Kolunu kontrol edeceğim. Sana söyledim, şeker falan yok. Güzel. Bana biletini ver. Wednesday'in bir öngörüsü var. Yani bu adam aslında şekerini saklamak için sahte bir ev getirmiş. Birinin başı dertte. Şey, sana ihtiyacım var. Bu adamla bilek güreşi yapman lazım. Hadi hadi. Ne? Gözüm üstünde. Ve hesaplaşma başlıyor. 3, 2, 1, dövüş. O çok güçlü. Kaybetmemeliyim. Oh, hayır. Sahte elim olmaz. Aha. Başından beri şeker saklıyormuşsun. Ay. Defol git buradan. Aferin şey. Çak bir beşlik. İşte maaşım. Kumbarana koyalım. Harcamıyoruz, biriktiriyoruz. İçine biraz da şeker atalım. Saatte kapıda kim olabilir? Ben yeni dadıyım. Tabii ya. İçeri buyurun. Evimize hoş geldiniz. Ev kurallarının üstünden geçeyim. Ne sıkıcı. Rujumu düzeltmeliyim. Gitmeden önce işte ödemen. Ama işten sonra alacaksın. O ruju istiyorum. O benim rujum mu? Bunu sakın yapma. En sevdiğim rujumu çiğnediğine inanamıyorum. Rrr. Tükür onu. İğrenç. Üzgünüm. Hayır hayır, ağlama. Pekala, sana şeker vereceğim. Sadece kapa çeneni. Pekala, hack zamanı. Sabırlı ol. Boş bir ruj tüpüne dikkatlice Coca-Cola dökün. Be!
Beni rahat bırak. Nerede kalmıştım? Başardım. Neredeyse bitirdim. Şekerim nerede? Coca-Cola'nın bir süre donmasını bekleyin. Şimdi hazır. Sızlanmayı kes. İşte rujlu şekerin. Bu beni çok yordu. Dadı, uyan. Ödemen hazır. Para kokusu alıyorum. Zengin oluyoruz şey. Yaşasın! Ne var? Hayalindeki kaykayı almaya yetecek kadar paramız var. Sonunda yeteneklerimi gösterebileceğim. Lütfen bana süslü tırnaklar yapın. Dur bir dakika. Senin dolunayda kurda dönüşmen gerekmiyor mu? Vay be. Kimseyi yemiyorsun. Bu seni bir süre hizada tutacaktır. Bu pençeler çok iri. Daha güçlü bir alete ihtiyacım var. Şimdi kıpırdama. Bu daha iyi. Nihayet. Şimdi bir renk seçin lütfen. Pastel mi? Tırnakların tamam. Yeni tırnaklarıma bayıldım. Arkadaşımı yeme yoksa... Tabii ki. Sadece ödeme yapmak istedim. Daha fazla para teslimi. Bu adamın nesi var böyle? Hayır, saatin kaç olduğunu bilmiyorum. Cüzdanım! Hırsız! Yardım edin! Ne? Sanırım artık bir polisim. Teşekkürler Memure Hanım. Üzgünüm, o ele ihtiyacım var. Yakala onu şey. Seni kötü hırsız. Az önce ne oldu öyle? Başım ağrıyor. Bomba mı? Bakın neyimiz varmış. Cüzdanım. Teşekkürler Memure Hanım. Size ödül olarak biraz para vermek istiyorum. Para. Teşekkürler. Git buradan. Henüz harcayamayız. Bu para bankamıza girecek. Hep doktor olmak istemiştim. Sonunda gerçekleşiyor. Hayır, hayır, hayır. Yardım edin. Yetişkin Wednesday artık matkaplar ve keskin aletler konusunda bir uzman. Yakında hepsi bitecek. Hayır, 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 hayır. Aman tanrım, Barbie'ye ne yapıyor? Merhaba. Kimse yok mu? Ha? Küçük bir deniz kızı ha? Çok hasta görünüyorsun. Otursana. Şey, ona önce bir mendil ver. Hapşırmadan duramıyorum. Mendil için teşekkürler. Bu bir sümük çeşmesi. İğrenç. Ofisimin her yerine sümüğünü bulaştırmışsın. Üstüme de mi bulaştı? İğrenç. Buraya kadar. Bu bir kırmızı kod. Tüm bu sümüklerden yaprak üfleyiciyle kurtulacağız. Çok rüzgarlı. Bana yardım edin. Hepsi bitti. Vay be. Doğru ya. Sana ilacını vermeyi unuttum. Aç ağzını. Hayır, hoşuma gitmiyor. Onu ikna edecek bir numara biliyorum. Onun yerine biraz şeker spreyi ister misin? Evet. Önce gözlerini kapatmanı istiyorum. Hazır mısın? Pekala. Ona şeker yerine ilacı sıkacağım. Ve o hiçbir şey anlamayacak. Çok tatlı. Şimdi daha iyi hissediyorum. Teşekkürler doktor. Sümük artığı mı? İğrenç. Doktor, benim Ariel. Ne oldu? Yardımına ihtiyacım var. Seni dinliyorum. Bu çok utanç verici. Bak, popomda sivilceler var. Gülme, gülme. Bu konuda bir şey yapabilir misin? Tabii ki. Hadi gel. Ne yapacağız? Göreceksin. Dur, mızrağımı getirdim. Yüzüstü uzan.
Tamam, şimdi ne olacak? Senin mızrağını kullanacağız. Nasıl yani? Gözlükler takıldı. Tamam. Sivilcelerini 3 dişli mızrakla patlatacağım. Sen ciddi misin? Acımayacak mı? Eyvah! Bu iğrenç bir karmaşa olacak. Sonrasında duşa ihtiyacım olacak. Sivilcelerin büyük ve yapış yapış. Bu sonuncusu sanırım. Vay be! Çok daha iyi hissediyorum. Buna sevindim. Bu yapmam gereken bir fedakarlıktı. Enfeksiyonu önlemek için üstüne antiseptik sprey sıkacağım. Ve yara bandıyla kapatacağım. Oh be! Tekrar oturabilirim. Ödeme zamanı. İşte inci tokamı alabilirsin. Çok değerlidir. Ben toka takmam. Ah, belki bunu altın para karşılığında satabilirim. İşe dönme zamanı geldi. Dikkatli olmak lazım. Ah, yardım edin. Ken ve Barbie. Barbie doğurmak üzere. Ha? Anladım. Suyu geldi. Doğuruyor. Şu bebeği çıkaralım. Hadi Barbie. Yatağa uzan. Bacaklarına battaniye örteyim. Ah! Çok sert sıkıyorsun. Parmaklarım. Sanırım kemiklerimi kırdın. Bebeğinizi kontrol edelim. Evet, artık çıkmaya hazır. Ikınma zamanı annecik. Hayır, hayır. Hazır değilim. Sana ıkın dedim. Daha fazla ıkın yoksa bebeği bunlarla çıkarırım. Hayır, lütfen yapma. Sakinleşmene yardım edeceğim. Yürüyen bir el mi? Barbie'nin bebeğini dünyaya getirmesi için tek bir çığlık yetti. Bebeğimiz. Sağlıklı bir kız bebeğiniz oldu. Aa, tıpkı bana benziyor. Ne şirin bir örümcek. Ne? Gerçek örümcek adam. Doktor, yardım edin. Beni yılan ısırdı. İlginç. Yeşile dönüyorsun. Ve logon da bir yılana dönüşüyor. Bu ciddi bir hastalığa benziyor. Aa, yılan adama dönüşüyorum. Sakin ol. Yılanı üstünden alacağım. Sadece çıkarırken çok nazik olmalıyım. Gördün mü? Vay canına. Sen benim hayatımı kurtardın. Bu artık benim evcil hayvanım olacak. Yeni evine hoş geldin. Peki ya yılan ısırı? Bir bakayım. Görünüşe göre yılan dişlerini içinde bırakmış. Ne yapacağımı biliyorum. Çifte pompa. Dişleri böyle çıkarırsın. Bir örümcek ısırı seni tekrar örümcek adama dönüştürecektir. Vay be. Wow, işe yarıyor. Yine örümcek adam oldum. Aa, yaşasın. Ödeme yap bakalım. Aa, kahretsin. Görüşürüz doktor. Aa, bana borcun var böcek. Doktor Wednesday'in kliniğine hoş geldiniz. Wednesday'e o şırınga konusunda güvenmiyorum. O şeyle ne enjekte edecek? Kıpırdamadan dur. Seni zincirlemek zorunda kalacağım. Bu serum hayatını değiştirecek. Hayır. Bana ne yapıyorsun? Deneyimlerim işe yarıyor. Bana bir şeyler oluyor. Büyüyorum. Bu harika olacak. Aa, yok artık. Kollarım büyüyor. Sadece kollar da değil. Bütün vücudum. Kendimi tamamlanmış hissediyorum. Ben bir insanım. Hayatını değiştireceğini söylemiştim. Ne? Kolum gitti. Aa, hayır, başım ağrıyor. Bacaklarım! Ah! Yine sadece bir el oldum. Ah dostum, sanırım başka bir test yapmamız gerek. Hey, o bir su birikintisi mi? Bu da ne? Gözyaşı mı? Anlaşılan uzun bacaklı annenin başı biraz dertte. Kollarımı çözmeme yardım et! Hastanemde yüksek sesli konuşmak yok. Tamam, ağzımı kapatıyorum. Şimdi sıra işlemde. Ne? Bahçe makasına ihtiyacımız var. Kollarımı kesme. Aptal. Levyeyi diğer uçta kullanacağım. Bu ne için? İzle şimdi. Kollarını gevşetmek için levyeyi kullanacağım. Düşündüğümden de zormuş. Yardıma ihtiyacım var. Ha? Bu el ne yapıyor böyle?
Sakin ol. Tutuşunu serbest bırakmana yardımcı oluyor. Şimdi kollarını dışarı çekmek daha kolay olacak. Hayır, hayır. Beni iyileştirdin. Kollarım özgür. Sana borcum ne kadar? $200. Ama sadece $100 var. Pekala. O zaman ödeme olarak kolunu kesmeme izin ver. Hayır, özür dilerim. Al, $200. Güzel konuşmaydı. Artık gidebilirsin. Olamaz. Ariel'ın dilinde bir kanca var. Daha yakından bakayım. Bir olta kancası ha? Hala bir oltaya takılı gibi görünüyor. Nereden geldiğini bulayım. Aha, çek. Oha! Seni kötü balıkçı. Bak ne yakaladın. Bir deniz kızı yakaladın. Deniz kızı mı yakaladım? Hey! Vay! Aman tanrım. Görünüşe göre balıkçı da aşk böceğine yakalanmış. Bir erkeği öpmek istemiyorum. Neden onun yerine kokmuş bir balığı öpmüyorsun? Bir şeyler balık kokuyor. Bu çok iğrenç. Şimdi bana yardım eder misin? İpi kesme zamanı. İşte. Hadi bakalım balıkçı. Ariel'ın diline gelelim. Kancayı keseceğim. Sonra kalan kancayı yavaşça çekip çıkaracağım. Çocuk oyuncağı. Başardın. Ne? Dilimde hala bir delik var. Ne yapabileceğimizi biliyorum. Dilinde zaten bir delik olduğuna göre bir piercing takabilirsin. Havalı bir kuru kafaya ne dersin? Oldukça ağır. Ama bayıldım. Saçımı da biraz karıştırayım. Ben bir rock yıldızı deniz kızıyım. Bütün incilerimi ve deniz kabuklarımı alabilirsin. Rock and roll yapmalıyım. İlaç burada. Ha? Yoksa bu... Ah, özür dilerim. Bunu görmemiştim. Aman tanrım. Bana elini ver de yolu göstereyim. Henüz varmadık mı? Yatağa uzan. Şuraya. Şey, bana penseyi ver. Aa, o pense ne için? Pirana bitkisinin dişlerini sökmenin tam zamanı. Onları teker teker çekip çıkaracağım. Sakin ol. Bir tane daha var. Bu oldukça keskin. Birkaç diş daha kaldı. Bu sonuncusu. Bütün dişleri çıkardım. Bunu hazine için sakla şey. Bu çok ağır. Ah! Pirana bitkisini çıkarmaya çalışalım. Beni kurtardın. Ah canım. Kafam sümük ve ısırık izleriyle dolu. Duş almam gerek. İşte. Senin için biraz altınım var. Güzel. Altın paralar. Bu ne bonkörlük. Pirana bitkisi dişsiz çok üzgün. Zavallı Barbie giyotinde. Ha? Bu sis nereden geliyor? Bir yarasa. Biliyordum. Dracula. Bana yüzünü göster. Utangacım ama olsun. Kocaman dişlerim var. Aman tanrım. Onları küçült lütfen. Bir bakalım. Giyotin. Buldum. Bir çözüm buldum. Sen dişlerini buraya koy, ben de onları keseyim. Acımayacağına emin misin? Korkutucu görünüyor. Belki ikinci bir görüş alırım. Tamam, yapacağım. Korkuyorum. Endişelenme. Ne? Tamamdır. Oldu. Ne? Ama hala büyükler. Pekala, hadi küçültmeye başlayalım. O da ne? O inatçı dişlerin geri kalanını küçülteceğim. Bak, kendin gör. Bitti. Büyük dişlerim gitmiş. Ama şimdi hiç dişim yok. Sabırlı ol, olur mu? Burada bir diş koleksiyonum var. İstediğini seç, çeşitlerimiz var. Sence şu nasıl? Pekala, gökkuşağı dişleri o zaman. Dene bakalım. Pekala. Nasıl görünüyorum? Işıl ışıl hissediyorum. Teşekkürler doktor. Ben gidiyorum.
Eyvah, ödemeyi unuttum. Orta çağ paraları mı? Bunlarla ne satın alabilirim ki? Kimsecikler görmüyor. İşte şimdi şekerimi yeme fırsatı. Bir şişe dolusu var. Çok güzel. Neden hala uyumadın? Aman tanrım. Dişlerin çok kirli. Daha fazla şekerleme yok genç bayan. Dişlerini fırçalama vakti geldi. İstemiyorum. Dişlerini fırçala lütfen. Hey, ben hallederim. Şey, el at bakalım. Wednesday neyin peşinde? Aman tanrım, şeyin bir ağzı mı var? Şu dişini çekelim hadi. Kırık dişin bir canavara dönüştü. Ne? Bu dişi kesici bir aletle kesip açmalıyım. Bunu olabildiğince korkunç yapmalıyım ki küçük kız ürksün. İçindeki enfeksiyona bak. Dişlerini fırçalamazsan işte böyle olur. Hayır. Dişlerimi fırçalayacağım. Canavar bir dişim olsun istemem. Vay be. Bu numaranın işe yaradığına inanamıyorum. Hey, uyan. Olamaz. Kız korkudan yataktan yuvarlandı. Aa, dizimi incittim. Yardım edin. Doktor. Geliyorum. Ne oldu? Yaralandım. Aman tanrım. Bunu hemen tedavi etmeliyiz. Ne yapacağız? Buldum. Bir kulak çubuğuna biraz merhem sıkacağım. Diğer tarafını da sıkarak merhemin çubukta toplanması için bekleyeceğim. Yaraya nazikçe uygulayacağım. Ve mutlu yara bandıyla tamamlayacağım. Bu beni kesinlikle gülümsetti. Teşekkürler Doktor Barbie. İşkenceye dair ipuçları ha? Sadece Wednesday'in olağan bir pazar günü okuması. Öksürmeyi kes. Yeter artık. Sabrımı taşırıyorsun. Bebeği bana ver de onu cezalandırayım. Dur, daha iyi bir fikrim var. Hadi saçlarını tıraş ederek başlayalım. Zavallı Barbie. Hayır, güzel saçlarına dokunma. Beklediği saç makyajı bu değildi. Saçım. Bu sefer kafasının tamamına ihtiyacım var. Ne tatmin edici bir patlama. Kafasını çay yapraklarıyla dolduracağım. Öksürmeyi kes. Barbie'yi çay poşeti gibi suya batıracağım. Sonra onu tuzluk gibi sallayacağım ki çay kırıntıları çıksın. Karıştır, karıştır, karıştır. Su kahverengi olana kadar. Al, öksürüğün için biraz sıcak çay iç. Kokusunu sevmedim. Öksürüğünü kesmek için son çare işte geliyor. Ağzını bantlayacağım. Ah, ne kadar huzurlu. Neler oluyor burada? Neden ağzında koli bandı var? Bu senin öksürüğünü geçirmez. Neden kendin denemiyorsun? İhtiyacı olan şey bir öksürük şurubu. Bu portakal aromalı. Al bakalım. İlaçları sevmiyorum. Nasıl yani? Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapacağımı biliyorum. İlacı bir soda kutusuna saklayacağım. İnandırıcı olması için bir pipet bile ekleyeceğim. Onun yerine bu nefis şekerli sodayı al. İlaç şişesinden içtiğini anlamayacak. Gördün mü? Benim hilem seninkinden daha çok işe yaradı. Her neyse. Bu bilek güreşi mücadelesini kazanacağım. Aa, hadi ama. Kaybettim. Hey, tırnağımı kırdın. Yardım edin. Neler oluyor? Olamaz. Tırnağını kırdı. Bu şeyin hatası. Hayır. Önemli değil. Benim de kırık tırnaklarım var. Ayrıcalıklı değilsin. Onları şekillendirmek için bahçe makası kullandım. Hayır. Elini bana ver. Beni korkutuyorsun. Hey, ne yapıyorsun? Ne? Sen git. Ben hallederim. Aa, senin zavallı şey. Bir bakayım. Kırık bir tırnak ha? Eyvah! Üstünü kapatmalıyız. Aha! Bir yaprak alabilir miyim lütfen? Önce tırnağına bir yaprak koyacağım. Ve tırnağının boyutuna göre keseceğim. Tabii ki bunu pembe oje ile güzelleştirmeliyim.
Parıltı her şeyi eğlenceli hale getirir. Yeni tırnaklarını beğendin mi? Pembe ve ışıltılı. Tam sevdiğim gibi. Parmak uçlarını oynatsana. Vay canına. Çok güzel görünüyorlar. Bu bloklarla bir kule inşa etmek istiyorum. Vay canına. Wednesday'in kulaklığı takılı. Bu yüzden dans hareketlerini gerçekten hissediyor. Aa! Kızım bloklarına çarptı. Ve bir tanesi kızım boğazına kaçtı. Wednesday dans etmekle o kadar meşgul ki kızı duyamıyor. Ah, olamaz. Yardım edin. Heimlich manevrası yapacağım. Hadi dışarı it. İşe yaradı. Ne kadar sorumsuzsun Wednesday. Aman tanrım, bu koca bloğu yuttuğuna inanamıyorum. Aa, bir fikrim var. Şu kulaklık kılıfına bir bakayım. Bu iş görür. Kulaklık kalıbının içine çikolata dökeceğim. Kapatıp sertleşmesini bekleyeceğim. Çalkala çalkala çalkala. Bakın, çikolata kulaklık şeklinde. Daha da iyisi biraz çikolata sosuna, çilek parçacıklarına ve yaban mersini tozuna batırabilirsiniz. Tadına bak. Hem, ne kadar çok tat var. Beğendiğine sevindim. Ay canına, ne büyük bir karpuz. Normalde Wednesday onu kesmek için bıçak kullanırdı. Çivili bir sopa kullanarak onu parçalamayı tercih ederim. Hayya! Hiç bu kadar canlı hissetmemiştim. Biraz dinlenmeliyim. Önce sopayı yere bırakayım. Dikkat et! Ha? Ay ay ay! Papamı incittim. Arkanı dön de bakayım. Çivi ha? Az önce küreğimin üstüne mi oturdun sen? Ah neyse, dev bir mıknatıs onları çekip çıkaracaktır. Kıpırdama. Beni de çekiyor. Ne hatlar dönüyor burada? Ona bunu yapmayı bırak. Git buradan. Sen iyi misin? Dur bir bakayım. Tanrım, acı verici görünüyor. Aa, buldum. Şırınga kullanabilirim. Çıkardığında hiçbir şey hissetmeyeceksin. Hazır mısın? Derin bir nefes al. İşte başlıyorum. Aman tanrım. Tanrı'ya şükür onu çıkardık. Beni kurtardığın için teşekkürler Barbie. Eyvah. Birileri kötü bir sabah geçirecek. Neden bu kadar çok sivilcemler? Kulak zarımı patlatıyorsun. Bir sivilce ha? Yaşasın. Bu harika hissettirdi. Deney yapma zamanı. Aa, şimdi neyin peşinde? Aa, işte benim farelerim. Biraz mezar toprağı toplamam gerek. Bir şişeye biraz döktükten sonra yılan zehri ekleyelim. Hepsini dök dostum. Bu işe yaramalı. O da ne? Son malzeme kan. Nereden geldiğini söylemeyeceğim. Karışım neredeyse hazır. Karışımı maske yapma makinesine dökelim. Ve bir de nane tableti ekleyelim. Yüz maskesi hazır. Deney sonuca ulaşıyor. Dene bakalım. Eminim bu maske sivilcelerini yok edecek. Sadece bir süreliğine Grinch gibi görüneceksin. Bakalım. Daha da kötüleştirdin. Ay. Yüzüne ne oldu? Çekil önümden. Acıyor. Bana biraz zaman ver. Seni iyileştireceğim. Önce yumurtayı kırmalı ve sarısı olmadan beyazını akıtmalıyız. Sonra da iyice çalkalayacağız. Yumurta akı köpeğe dönüşünce bir şişeye koyacağız. Ken'in yeni havalı vücuduna bakın. Biz bedenini sıkarken Ken'in köpüğü nasıl çıkardığını izleyin. Bırakalım sivilcelerinizin üstüne aksın. Hazır başlamışken güzel bir yüz masajı. Neredeyse bitirdik. Şimdi yüzünü sil ve nasıl göründüğüne bakalım. Cildim çok pürüzsüz. Harika bir sabah geçiriyoruz. Zıpla zıpla zıpla. Aman tanrım, pis ayaklarıyla yatağı kirletiyor. Bunu yapmayı bırak. İstemiyorum. Ben de başka bir yerde oynarım. Aa, hadi ama. Ay. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Aa, o bir matkap mı? Rahatla. Bu çok korkutucu. Hayır. Koşmayı bırak. Gel buraya. Bana o kirli ayaklarını göster. İşe yaramıyor. Sen iyi misin? Doktor beni matkapla kovaladı. Öyle mi?
çiçek gibi kokan bir sabunum var. Ve çiçek damgası yapıyor. Ayaklarını kaldır, köpüğü ayağına sıkarken beni izle. Ne güzel bir çiçek değil mi? Tamam, şimdi kiri temizleyeceğim. Bu varken kimin ayak fırçasına ihtiyacı var ki? Bu gıdıklıyor. İşte bu kadar. Şimdi istediğin kadar yükseğe zıplayabilirsin. Yapabildiğin kadar yükseğe. Yaşasın! Zıplamaya bayılıyorum. Tuvalete gitmem lazım. Vay canına! Bunlar M&M's mi? Ne kadar çok var. İçine dalmak istiyorum. Burnuma sıkıştılar. Doktor, yardım et. Otur bakalım. Ne oldu, göster bana. Nefes alamıyorum. Bunun için bir çözümüm var. Buraya üstünde ip olan bir bant yapıştıracağım. Sonra ipin diğer ucunu bu helikopter oyuncağına bağlayacağım. Bu helikopter uçtuğunda M&M'leri burnundan çekip çıkaracak. Uçma zamanı. Aman tanrım, ne kadar uzun bir M&M zinciri. Gerçekten işe yaradı. Neler oluyor? Bağıran bir çocuk, Wednesday, sümüklü ve M&M'li bir helikopterle. Bu hiç güvenli görünmüyor. Daha iyi bir çözüm bulmalısın. Dur bakalım. Bekle, bir fikrim var. Bu burun temizleyiciyi kullanabiliriz. Bunu bir burun deliğine sokarsak bütün M&M'leri diğer delikten dışarı atar. İğrenç. Vay be! Tekrar nefes almak çok güzel. Artık güvendesin. Sırtına bir şey çizeceğim. Enid sırtına çizeceğimi düşündüğü şeyi tahtaya çizmek zorunda. Wednesday bir kek çiziyor. Ama anlaşılan Enid şimdi başka bir şey çiziyor. Öğretmen geldi. Tahtama kim kaka çizdi? Kızmaya başlıyorum. Bundan siz ikiniz mi sorumlusunuz? Ceza zamanı. Nereye gittiler? Kızlar yarışma odasına geldi. Bak, bu öğretmen. Kızlar, çizim yarışmasına hoş geldiniz. Vay canına, başlamak için sabırsızlanıyorum. Ne kadar keskin olduğuna bakın. Aman tanrım. Aman tanrım, Wednesday'in keskin dişleri. Sizce en iyi kim çizer? İzlemeye devam edin. Bu yarışmanın kazananı tuvalet şekeri kazanacak. Ben istiyorum. Çizmeniz gereken resim bir kuş. Kızlar boya kalemlerini çıkardılar ve çizmeye başladılar. Ne? Bu ne be? Kuş kakası mı o? Omzumda da kuş kakası var ha? Bu kadar yeter. Bu kuşu haklayacağım. İyi atıştı. Zavallı kuş. İğrenç. Çizmeye başlasam iyi olacak. Ama bir kuş nasıl çizilir bilmiyorum. Bir düşüneyim. Matematik kitabımı, çizimi sayıları kullanarak yapacağım. 1 ve 2 kanatlar için. 3 baş ve gövde için. Kuyruk için 4. Ve pençeler için 5. 6 göz için ve 7 gaga için. Şimdi kuşu renklendirme zamanı. Gövde için yeşil ve kanatlar için pembe. Bitirdim. Kuşum çok güzel görünüyor. Süre doldu. Bana çizimlerinizi gösterin. İşte ne güzel bir kuş. Bravo. Wednesday, çizimin nerede? Gerçekçi olsun istedim. Bu yüzden gerçek bir kuş çizdim. Aa tanrım. O kuş ölü. Bu durumda tuvalet şekerini Enid kazanıyor. Yaşasın şekerler. Hepsi benim. Bu kuş midemi bulandırıyor. Uzak tut benden. Enid bir puan kazandı. Bu yarışmanın ödülü toz içinde bir lollipop. Hayır teşekkürler. Bu ödül çok kötü. Olamaz, bundan hoşlanmadılar. Sanırım yepyeni bir lollipop getireceğim. Bu lollipop tutacağıyla birlikte geliyor. Bu kesinlikle kızların dikkatini çekti. Bir kelebek dövmesi çizmelisiniz. Pekala, bu kolay görünüyor. Çocuk oyuncağı. Süre başladı. O kalemlere ihtiyacım yok. Gerçek bir dövme iğnesi kullanacağım. Ama yardıma ihtiyacım olacak. Kimse şeyden daha iyi yardım eli uzatamaz. Sana bir dövme yapacağım. Ne? Gerçek bir dövme mi? Bu çok korkutucu. Buldum. Kağıda ya da iğneye ihtiyacım yok. Bir kalem ve bir kase yeterli. Kaseye eğlenceli şekiller çizeceğim. Şimdi kaseyi suyla dolduracağım.
Çizimlerin nasıl yüzdüğüne bakın. Çizimler artık yüzeyde olduğuna göre parmaklarımı suya daldıracağım. Çizimler cildime kolayca yapışacak. Tıpkı dövme gibi. Akıllıca değil mi? Ne? Neredeyse bitirdim. Vay canına, bu dövme gerçek bir örümceğe benziyor. Hop! Süre doldu. Bana çizimlerinizi gösterin. Elimde renkli şekiller var. Güzel. Wednesday. Gerçekçi bir örümcek dövmesi. Oo, vay! Gerçek bir sanatçının eseri. Wednesday kazandı. Sanırım lollipopu ben alacağım. Ne? Lollipopu sen mi yedin? Üzgünüm, çok çekici görünüyordu. Ve ben de sana dövme yapmayı çok istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Uzak dur benden. Eyvah. En azından Wednesday bir puan aldı. Pekala kızlar. Peluş bir hayvan çizin ve squishy kazanın. Squishy mi? Neredeyse unutuyordum. Boya fırçası kullanmanız yasak. Süre şimdi başladı. Fırça olmadan nasıl resim yapabiliriz ki? Bu çok saçma. Zavallı Barbie'm. Dur, saçları fırça gibi pürüzsüz. Bir fikrim var. Wednesday'in saçını kesip boya fırçası olarak kullanacağım. İntikam çok kötüdür. Bir kalemin üstüne koyacağım ve kendin yap boya fırçam hazır. Boya fırçasını nereden bulmuş? Bekle biraz. Saçım. Ne oluyor be? Barbie bebeğin benim. Bitirdim. Barbie'm nerede? Kelle gitti. Barbie'nin boya fırçası olarak kullanıldığını görmek nasıl bir duygu? Hayır. Barbie'mi mahvettin. Eminim Barbie boyaya bulanmaktan hoşlanacaktır. Vay, boya fırçası olarak ne kadar etkili olduğuna bakın. La la la. Aa, süre doldu. Gösterin bana. Sevimli pembe bir ayı yaptım. Şirin ama işte. Ölü bir tavşan yaptım. İşte bu. Vay, bu inanılmaz. Wednesday squishy'leri kazandı. Squishy'ler benim. Sevimli şeyleri ezmekten daha çok zevk aldığım bir şey yok. Doğruca rendeye gidiyorlar. Bu spagetti squishy'leri nasıl buldunuz? İşte bir squishy böyle ezilir. Bizi de ezmeden önce puanı Wednesday'e verin. Bu yarışmada ödülünüz bir yumurta. Kızlar pek etkilenmedi. Bekleyin, yumurta çatlamış mı? Yumurta çatlıyor. Aman tanrım, bu bir yılan yumurtası. Gerçek bir yılan yavrusu. Onu istiyorum. Pekala kızlar, bu küçük adamı eve götürebilmek için yaratıcı olmalısınız. Ve süre başladı. Tik tak. Yılan istemiyorum. Ben kazanamam. Bunu mutlaka kazanmalıyım. Üstün yaratıcı güçlerimi açığa çıkarma zamanı. Bu bir yılana benziyor, değil mi? İşte çirkin bir yılan çizdim. Böylece kazanamayacağım. Ne? Aa, kahretsin. Benimki hala Wednesday'inkinden daha iyi. O yılanı eve götürmek istemiyorum. Ne yapsam acaba? Sil, sil. Çirkinleştir. İşte oldu. Yine de Wednesday'in yılanından daha iyi. Aha, buruşturup atayım o zaman. Yeter artık. Süre doldu. Baş yapıtıma bakın. O bir at nalı mı? Enid, seninkini göster. İşte. Enid onu yanlışlıkla bir yılan origamisine dönüştürdü. Enid kazandı. Böyle olmamalıydı. Bunu kaybettiğime inanamıyorum. Hayır, hayır, yılan olmaz. Sanırım artık benimsin dostum. Wednesday cesur olduğu için puan alıyor. Ödül pek çok renk içeren bir makyaj paleti. En güzel gökkuşağını çizmeniz gerekiyor. Enid'in makyaj paletine ağzının suyu akıyor. Parlak renkler istemiyorum. Mürekkep balığı mürekkebi kullanacağım. Sadece güzelce sıkın ve siyah mürekkebi fışkırsın. Mükemmel. Gri rengini elde etmek için beyaz mürekkeple karıştıracağım. Gri, siyah ve beyazı dönüşümlü olarak kullanacağım. Ruloyla boyayacağım. Profesyonel gibi yuvarla.
Hadi boyayalım. Sadece bir yay çizin ve siyah beyaz gökkuşağı tamamdır. Çocuk oyuncağıydı. Aynı numarayı boya kalemlerimle de yapabilirim. Aa, olamaz. Tuvalim düştü ve boya kalemlerim kırıldı. Aa, bir çekiç. Bir kelebek şablonu hazırlayıp kırık boya kalemlerini üstüne serpiştireceğim. Sonra da onları parçalara ayıracağım. Deprem mi oluyor yoksa ne? Parçala! Oha! Bir darbe daha. Şimdi şablon kağıdını çıkarın ve pastel boya tozunu silkeleyin. İşte bir kelebek gökkuşağı. Yine her zamanki gibi yaratıcısın. Wednesday, renkler olmadan gökkuşağı olmaz ki. Makyaj paletini Enid kazandı. Başardım. Oley! Neyse, zaten renklerden nefret ederim. Sonunda Enid bir puan daha aldı. Yarışmayı tamamlayarak yumuşacık bir McDonald's seti kazanın. Yumuşacık patlamış mısır, hamburger ve patates kızartması. Bunu çok istiyorum. Bu kadar sinir bozucu olmaya gerek yok. Ve ifadelerinizden çizim yapacaksınız. İfadelerinizi gösterin şimdi. Güzelmiş. Benimki ne? Bir kurbağa ve bir gökkuşağı. Benimki ne? Sıcak ve soğuk mu? Yapacağımı biliyorum. Önce bir parça kağıt alayım. İkiye katlayıp tekrar katlayalım. Ve bu şekil ortaya çıksın. Sonra bir kurbağa çizeceğim. Ağız kısmı katlanmış tarafta olmalı. Gözlerini çizeceğim. Sonra burnunu ve son olarak da ağzını. Mutlu bir kurbağa. Kıvrımı aşağı doğru çektiğinizde ağzından bir şey fışkırıyor gibi görünür. Çizgilerle iki parçayı birleştireceğim. Çalkala çalkala çalkala. Ve renkler tamam. Yay! Kurbağam gökkuşağı kusmayı seviyor. Benim sıram. Sanırım sadece ifadeleri çizmem gerekecek. Bir daireyle başlayacağım ve sonra da yüzü çizeceğim. Sağ taraf soğuk emojiyi temsil etmek için mavi. Sol taraf sıcak emojiyi temsil etmek için turuncu. Çizimimin harika bir özelliği var. İşte! Bu çok havalı. Wednesday, senin çizimin de harika. Karar veremiyorum. Benimkinde daha fazla efekt var. Beni yenmesine izin veremem. Olamaz. Az önce Enid'in çizimini mahvetti. Ay, affedersin. Wednesday kazandı. Evet, yumuşacık yiyecekleri ben alıyorum. Çok yumuşak. Ne sahtekar ama. Ve Wednesday için bir puan daha. Bu yarışmanın birincisi tatlı karpuz dilimleri kazanacak. Bunu sadece kendim için istiyorum. Neyse, boş ver. Kazanmak için bir karpuz çizmek zorundasınız. Benim sıram. Vay canına, gerçek bir karpuz. Şimdi şu şeyi kesip açalım. Ortasına büyük, kare bir delik açacağım. Sonra içini küçük bir elma ile dolduracağım. Anne karnına benziyor. Şimdi de sahte kan için kırmızı meyve suyuyla dolduracağım. Bundan daha yaratıcı olamazsınız. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. İşte bir karpuz karnı yaptım. Bu çok ürkütücü. Nanobantla ne yapacak? Nanobandı kareler halinde keseceğim ve hepsini birbirine yapıştıracağım. Sonra üçgen şeklinde keseceğim. Artık bir karpuz dilimi şeklinde. Üstüne yeşil slime'la, geri kalanı da kırmızı slime'la dolduracağım. İşte karpuz slime. Çok yumuşak. Çok yaratıcıyım. Bunu yenemezsin Wednesday. Süre doldu. Bana karpuzlarınızı gösterin. Harika. Zamanında yetiştirdiniz. Bu çok hoş Enid. Wednesday,
bu çok korkutucu. Neden tadına bakmıyorsun? Denesene. Pekala, bir tadına bakayım. Sadece bir kaşık. İlginç. Vay, karpuz jölesi. Çok lezzetli. Wednesday, yarışmayı sen kazandın. Bu karpuz abartıldığı kadar var mı bakmak istiyorum. Çok tatlı görünüyor. Ama Ina'nın yüzündeki kıskanç ifade daha da tatlı. Wednesday bir puan aldı. Şimdi berabere kaldık. Bir sonraki yarışma nedir? Bakın, arkada bir tahta belirdi. Ne? Bir zarf ve bir bitki. Çizgileri elinizi kaldırmadan çizin. Sadece 3 deneme hakkınız var. Hadi bakalım, ödülü kazanınca öğreneceksiniz. Tebeşirinizi hazırlayın ve 3 canınızı kullanın. Seni yeneceğim. Bu kolay olmalı. Saksının kenarından başlayacağım. Ah, yanlış yaptım. Bir can kaybettin. Benim sıram. İzle bakalım. Bu kolay olacak. Ne? Yanlış mı yaptım? Bir can kaybettim. Tekrar deneyeceğim. Yine mi yanlış yaptım? Sadece bir canım kaldı. Bari bunu doğru yapayım. Ah hayır, canım kalmadı. Bana ne olacak şimdi? Solucan duşuyla cezalandırılacaksın. Bu iğrenç bir şey. Alın şunu üstümden. İşte bu eğlenceli görünüyor. Bunu kesinlikle kazanacağım. Önce çizgiyi nasıl izleyeceğimi bulacağım. Buldum. Yapraklardan başla. Gövdeden aşağı. Ve son olarak saksı. Çocuk oyuncağı. Ben kazandım. Şimdi bana ödülümü ver. Sinek kapan mı? Kaybettim. İğne bak. Vay, dişleri var. Aa, beni ısırdı. Çok eğlenceli. Ve sonunda kazanan Wednesday. Yaşasın, kazanan ben değil miyim? Aa, hadi ama. Ödülü ben kazandım. Renkli bir pasta mı? Bunu yemektense kaybetmeyi tercih ederim.